verdade que esta semana não jogámos 3 em 3 dias, mas depois do jogo, deste jogo, jogámos de 2 em 2 dias. Ou seja, jogámos quinta-feira e domingo estamos a jogar para o Campeonato Turco, que na minha opinião, não sei dos dois qual é o mais importante. E o que conta não é este primeiro jogo, o que vai contar para mim, para as minhas decisões, é após este jogo, o jogo de domingo, para o nosso campeonato. E é a partir daí que eu vou fazer as minhas ideias e as minhas ideias e também as minhas escolhas e as minhas opções para o jogo de amanhã. Evet, belirtmiş olduğunuz gibi bu hafta 3 günde bir maç yapmadık. Ligde bay geçtik bu haftayı. Fakat pazar günü bir maçımız var. Dolayısıyla yine perşembe ve pazar günü oynamış olacağız. Tabii ki bu geçen ara bizim için iyi geldi ama şimdi yine kısa bir süre içerisinde bir lig maçına çıkacağız. Herhangi iki maçtan birini hem bu yarın oynayacağımız maç hem de pazar günü oynayacağımız maçta biri diğerinden daha önemli gibi bir durum söz konusu değil. Ama ligde oynayacağımız maçı da düşünerek bu maçtaki tercihlerimizi yapacağız ve fikirlerimizi uygulamaya çalışacağız. O futebol e o valor das equipas, claro que em função dos jogos a gente vai tendo opiniões diferentes ou vai mantendo a mesma opinião. E até agora aquilo que eu tenho a certeza é que os favoritos são o Dinamo Kiev e o Rennes. Depois dos jogos, tudo pode-se alterar se nós conseguirmos continuar a pontuar. Não mais que isso. Mas mantenho o que disse e tenho a certeza absoluta do que disse, é que o Dinamo Kiev e o Rennes são os favoritos a este grupo. Tabii ki futbolda takımların değerine baktığınız zaman bu sizin fikirlerinizi şekillendiriyor. Fikirleriniz de belirleyici oluyor. Şu ana kadar düşüncem bu şekilde. Rennes ve Dinamo Kiev'in favori oldukları yönünde. Ama tabii ki maçlardan sonra, skorlardan sonra bu değişebilir. Eğer kazanmaya, puanlar almaya devam edersek. Ama şu andaki fikrim belirtmiş olduğum gibi aynı. İki takım grubun favorisi. Treinador do Rennes é um treinador com um passado interessante na carreira dele. Não são os dois treinadores que vão jogar amanhã. São as duas que são equipas que de ambos. E portanto o que conta aqui é o valor dos jogadores, como é óbvio também dos treinadores. Mas nós vamos defrontar o Rennes. E eu, como treinador, é assim que penso. Quanto ao jogador Santa Maria, sei que se lesionou no último jogo. Não sei se vai jogar ou não. Não tenho indicações sobre isso. Mas, como já foi dito aqui, esta equipa do Rennes na Liga Europa faz várias modificações, como o Fenerbahçe faz. E, portanto, amanhã... Rennes teknik direktörünün çok iyi ve ilginç bir kariyeri var. Ama yarın sahada oynayacak olanlar teknik direktörler değil. İki takım karşı karşıya gelecek. Tabii ki hocaların değeri önemli ama bir o kadar oyuncuların değeri de önemli. Santa Maria biliyorum son maçta bir sakatlık yaşadı. Yarın oynayabilecek mi bilmiyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi onlar da Avrupa Ligi'nde takımlarında çok fazla değişiklik yapıyorlar. Tıpkı Fenerbahçe gibi. Biliyorum ki yarın da durum bu şekilde olacak. Bom, nós tivemos esse conhecimento, que os nossos adeptos não vão estar tantos como nós gostávamos e como eles também gostavam. É uma decisão dos responsáveis do Rennes em relação a essa oposição aos fãs do Fenerbahçe poderem vir assistir ao jogo. Nós gostávamos muito que eles pudessem estar cá, porque tínhamos um número de adeptos muito grande aqui em Rennes para nos apoiar, mas uma vez que não é possível, temos que aceitar, não podemos fazer nada. É sinal que o Rennes não precisa de dinheiro da bilheteira.
Evet, bu durumu biliyorduk. Yarın stadyumda çok fazla taraftarımız olamayacak. Biz olmalarını isterdik, taraftarlarımız da burada olmak isterlerdi. Ama Ren sorumlularının Fenerbahçe taraftarları hakkında almış olduğu bir karar bu. Onların burada olmasını isterdik çünkü burada çok fazla, Ren'de çok fazla Fenerbahçe taraftarı var. Onların desteğine sahip olmak isterdik ama bu mümkün değil. Dolayısıyla kabul etmemiz gerekiyor. Yapabileceğimiz bir şey yok bu durumla ilgili. Bu durum şunu gösteriyor ki Ren kulübü Fenerbahçe biletlerinden kazanacağı paraya ihtiyacı yok demek ki.